Samuk Bey bize kahramanlıklarıyla hava atan Efe Bey şu an seke seke gidiyor, ceylanlar gibi ayaklarına batıyor dikenler, çamurlu ayaklar. Diğer taraftan yavru ceylan Mehmet Samuk diliyle yakıp yıkan ama icraata gelince süt dökmüş kedi gibi olan Mehmet. Efe Bey ne diyorsunuz bu konu hakkında? He? Efe'cim nerede yıkıyorsunuz ayaklarınızı? Çamur şu an az. Ben öldüm zaten, dayı bana bulaşmayın. Videonuz başka yerde. Peki efendim. Efendim yine bir karavana günü, yine balık tutamadınız. Sadece ben mi? Mehmet Bey. Geldiniz mi? Efe nereye gidiyorsunuz? Yani gittin hiç değişen bir yeri yok ya, hep aynı. Ya yıka git burada ya. Burada çamur. Bak buraya gel. Ayağını tertemiz yıka. Her yer çamur zaten, hele bak. Ha bir bas, bir bak. Aynen. Ne olacak? Bak biraz daha suyun içine gir bence. Yıka. Dönüşte ne yapacağım? Bak yıka ayağını, bu büyük ağacın çeneni üzerine koy. Buraya koy, beni tut, gel burada çeneni giy. Oldu mu? Tamam. Bir dakika. Poşeti buraya bırakayım. Dur büyük kamerayı alayım. Efecan, Memo gel. Yıkadın. Zamane kuşağı. Z kuşağı işte bak. Yani yan yana gelsek adamın cebine girerim. Ama hareketler 3 yaşında 4 yaşında çocuklar gibi. Öyle mi Efecan? Bak bak şeylerin pis, şu iç taraf. Bura. Diğer ayak. Diğer ayak, evet. Efe Bey büyük bir kahramanlıkla ayaklarını yıkadı. Bak şimdi gel. Buraya bak, gel buraya bas. Buraya bas, gel orada çoraplarını giy. Tertemiz. Bak şuraya basıyorsun, şuraya basıyorsun, şurada giyiyorsun. Şöyle bir şey de kullanmak isterim. Ne? Kullanan, o direkt buraya atsak ve ben direkt poşeti üstüne atlasam nasıl? Yok öyle bir şey, sen öyle kendini bir götünü kaldır da atlayacaksın. Atlayacakmış. Gel gel. Gel. Gel 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 gel. Ayağına batıyor mu? Batıyor çok pis batıyor. Bak şimdi buranın üzerine çık. Evet. Ayağıma bir şey battı. Memo direkt rüküya. Şimdi dur ayağına biraz koş. Bak buraya bas. Bas Sefo. Haydi kahraman. Haydi kahraman. Ne oldu? Ne oldu? Öldüm. Geç şimdi bak o kurlara bas. Evet efendim kahraman bir. Ben bu şimdi sen ne yapacaksın? Yıkadın ayaklarını. Yok. Hele bir yıka. Oğlum biraz suyun içine doğru gitsene. Lan dedim ben bu senin işin değil. Memo dedi kardeş bırakın. Ben kahramanım dedi. Demedim. Ya dedi ben dedi bırakın dedi ben dedi uçarım dedi. Bak bunun için bir bağlantı tutamadık zaten. Bak şimdi bak ben dedim yaptım bak ayaklarını da kurudu. Şöyle ben bir tutup onu çeker misiniz? Ben o gelmeyeceksin mi? Kendisi herhalde bu gece orada kalmayacak. Kentsel dönüşüm. Ay kendisi orada kalmayacak. Bence de. Erkan Bey. Ya kes lan. Efe Bey. Buyurun. Ayaklarınıza gerçekten çok temiz. Evet evet gerçekten. Bak bak bak. Şimdi bak, birazdan bak. O kaynar su var ya. Evet efendim. Kaynar dem acı su var ya. Hı. Orada yıkayacağız. Orada onun yerini bulamadık ki. Gidiyoruz buradan direkt önümüze çıkıyoruz zaten. Valla? Biz gelirken yanlış yoldan geldik. Dayı. Evet hatıralarla çolik. Yardım et. Çek çek yardım et. Hatıralarla çolik videolarımıza devam ederken. Çek çekine yardım et. Buyurun efendim. Efendim. Ne yapacaksın? Bak şuraya çıkacaksın. Çıkacaksın. Abicim bu yaşta çocuklar 4 yaşındaki çocuk gibi komut almaya çalışıyor. Gerçekten beni var ya. Gel. Ayağım açıyor ya. Ayağı evet Mehmet Bey'in ayağı açıyor. Gel efendim Mehmet Bey. Bak şimdi kuru taşlara basarak gel. Şu kuru taşlara bas. Kuru ve büyük. Evet Efe Bey anlatır ben mısınız? Duygularınızı bizimle paylaşır mısınız? O dayımın Almanya'dan getirdiği o su ayakkabısı gerçekten bir nimetmiş. Evet. Her yerde ve her zamanda giyilmesi gerekiyor. Sadece normal bir... Cimrilik yapmayın. Bütün akrabalarınıza getirin. Yok.
Her arabanıza getirmeyin. Bazıları hak etmez. Bu adam da o kadar güvercin içinde bir tane öldürmüş. Diyorum dayı yeniyor mu? Diyor biz bunları yiyoruz. Güvercin eti yenir mi ya? Yazıktır ya. Küçücük bir kuş. Neyse efendim, biz bu balıkları tutamamamızın en büyük sebeplerinden biri nedir? Tecrübesizlik değil mi? Ama ben ayakkabımı alsam çok sevinirim. Ben eskiden bayağı balık tutan bir insandım ama şimdi niye balık tutamıyorum şaşırıyorum. Heyecan cenab ettim. Ya sus da. Memo anlamıyor balık tutmadan. Memo'yu geç şimdi. Ama şu güzel doyası, şu güzel harika manzaraya bakar mısınız? Evet. Daha dayıcım en iyisi biz de güvercin avlarına başlayalım. Güvercin mi? Efecan şimdi hangi yolu kullanacağız? Buradan mı? Daha tekrar suya girmeye gerek yok değil mi? Geçen sefer geldiğimizde yoktu işte gelirken. Değil mi? He. Kuru sığ bir şeydi. Boş hediye. Bırak kalsın, hiç lazım değil, lazım değil abicim. Ya abicim. Bıraksan çantayı. Sır. Erisin hele. Dedim Efe ekmek getirmiş. Gitmiş ekmekleri getirmiş. Şey getirmiş. Magnezyum çubuğu inşallah içinde kaybetmemiş. Onlar herhalde hepsi anotta. Hani başlatma magnezyumunu. Bir kere bile kullanmadı ya. Doğru Efe. Vermediniz kullanayım. Oradaydı. Tuttuk mu elini? Ateş neyle yakayım? Getirmişsiniz koru gölün ortasına. Doğru diyorsun valla. Sen de haklısın. Bir şey diyemem. Efecan bunlar çam ağacı değil mi? Efendim bunlar bildiğimiz sazlık çam ağacı. Evet. Abi bu kışın buradan sular geçiyor ha. Bak bu şuralardan hep değil mi? Evet. Kışın burası bu suyun altında. Peki burada böyle eski tarihlerden kalma böyle altınlar. Yok. Kolyeler falan. Yok. Öyle değil mi? Mutlaka bir şeyler vardır bir yerlerde. Mutlaka vardır. Neyle bulacağız? Bak şu an yürüdüğümüz bu yolun hemen şu an bak şu ayağımın altında belki büyük bir sandık var. Bir dahaki sefer geldim. Var, hadi. Bir dahaki seferde dedektör getireceğim. Dayıcım onda daha çok eğleneceğiz değil mi? Ama yanımızda balta getirmemiz lazım. Ne oldu, ne yapacağım dayı biliyor musun? Ne? Şnorkel takacağım direkt böyle. Dalacağım su içine. O nedir? Şnorkel abi gözlük bir daha şey var. Valla ondan bir tane getirmemiz lazım. Memo! Gelken ayakkabılarını toza bulandırma. Efo diyor almıyorlar içeri. Memo diyor he ya ne ya he ne ya başka bir şey yok. Oğlum konuşmayı öğretsenize buna. Mehmet ayakkabılarına dikkat. Ya bak iki tane cümlesi var he ya ne ya. Efe Bey yine erken politikaları güderek neredesin aşkım buradayım aşkım ne yapıyorsun aşkım. Lan var ya senin yaşındayken lan böyle miydik biz lan. Lan var ya biz garibanın önünde gideniydik lan. Açardık DJ Akman'ın o zaman müzikli telefonlar yeni çıkmıştı böyle manuel. Adamlar açardı böyle sokak hani şarkı söyleyen telefonum var imajı yapardılar. Ah ulan Efo. Görmedin o günleri Efo. Memo. Abicim. Bugün de bir karavana ben bir tane küçük tuttum o da serpme içinden çıkıp gitti. Evet. Ama yılmayacağız. Bir gün biz de bu işi başaracağız. Devasa balıklar tutacağız. Ama Efe ben burada yaşasaydım hemen her hafta iki haftada bir gelirdim. Öğrenirdik artık nerede var nerede yok biliyor musun? İkili üçlü oltalar yapardık. Ben bugün eve gidip bakacağım. Burada büyüyebilecek balık türleri. Üstüne bu balık türleri nerede daha çok bulunuyor? Ahmet'le giderdik. Ahmet öğretirdi. Hatta bizim o diğer oltalarla gelirdik. Değil mi? Buraya değil. Ahmet'le içecek onlar da. Mavi bir tane almış. Efo, Memo. Bak burası tozlu ayakkabıları bulandırma. Efo sen niye bulandırıyorsun oğlum? Ben şimdi benimkilerin ise orada o acı suda temizleyeceğim. Acı su yok ki. Nasıl yok? Dayı o yukarıda işte. Göreceğiz. Buraya bak adam ayakkabıyla bile yürüyemiyor. Buna uğrun bu. Lan bu ne olacak lan? Üzülüyorum lan, kahroluyorum lan. Bazen uykularım kaçıyor. Ne olacak lan bu adamın hali? Allah yardım etsin. Bilmiyorum çok mu zeki? Yoksa zeka yani durmuş artık. Pauze mi yapıyor? Pauze yok. Şakamı zarf diyeceğim. Yapalım bunu öyle bir şey.
Abi sen şimdi nereye gideceksin buradan? Eve gideceğim. Su içeceğim. Ondan sonra? Yine su içeceğim. Ondan sonra arkadaşın yanına he? Evet. Yok sen bu arkadaşın ne yapacaksın Efe? Bu arkadaşın şu an seni mi bekliyor? Hiç umurunda bile değilsin bunlar. Var da bekliyorlar. Kimler? Hangileri? Hepsi. Berko aramış. Neredesin? Kız arkadaşlar. Yok. Normal erkek. Ha erkek arkadaşlar. 300-400 yıllık belki daha fazla. Bizim Bingöl'ün has ve has tuzlu suyu. Efecan ne diyorsunuz? Duygularınızı alabilir miyiz? Gayet. Güzel değil mi? Böbrek taşı için birebirmiş. Birçok hastalığa için iyi ama aç karnına içmesi lazım bildiğim kadarıyla. Değil mi? Hiç kimse gelmiyor. Bak yeterince hizmet hiç edilmiyor bura. Bir tabela mabela falan böyle küçük bir şey yazmış ama üzerinde de bir şey yazmıyor herhalde. Hepinize tavsiye edilir.